Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Mart 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Öncelikle Mart ayının konu başlıklarına kısaca bir göz atalım sevgili balıklar. Güneş ayın 20'sine kadar burcunuzda ilerleyecek. Bu ay doğan tüm balık burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. 7 Mart'ta Başak burcunda dolunay meydana gelecek. 21 Mart'ta Koç burcunda bir yeni ay var. 7 Mart'tan itibaren Satürn artık burcunuzda ilerlemeye başlıyor. 23 Mart'ta Plüto Kova burcundaki yolculuğuna başlayacak ve 25 Mart'tan itibaren Mars Yengeç burcuna geçecek. Evet, detaylara bakalım. Güneş 20 Mart'a kadar burcunuzda, Merkür de ayın 3'ünden itibaren Balık burcunda olacak. Dolayısıyla bu ay hedefleriniz, düşünceleriniz biraz daha kendi hayatınıza, imajınıza yönelik olabilir. Kişisel girişimleriniz anlamında, yaşamınızın düzenlenmesi anlamında yeni kararlar verebilir ve bunlar için uygulamaya geçebilirsiniz. Özellikle ayın ilk yarısı içerisinde bu gündemleriniz öne çıkıyor ve 7 Mart'ta Başak burcunda bir dolunay var. Bu dolunay tam karşıt burcunuzda olacak. İlişki dinamikleriniz için çok belirleyici bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. 16 derecede olacağı için sevgili balıklar lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok daha etkili olabilir. Uzun süreli ilişkileriniz, bunlar evlilik konuları, işbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar, tüm bu alanlarda bazı dönüşümler, önemli kararlar söz konusu olabilir. İlişkileriniz yaşamınızda belirleyici olurken bundan sonraki süreç içerisinde yine ilişkilerinizle birlikte hayatınızın genel gidişatında bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Evlilik olabilir tabii ki ve belki de bazı ilişkilerinizi bitirme kararı alabilirsiniz ki bunları artık tamamlanması gereken ilişkilerde olabilir yaşamınızda. Ve 7 Mart'tan itibaren takip eden 2 hafta 20 Mart'a kadar olan süreç bu dolunayın tesirleri günlük hayatımızda da çok etkili olabilir. Bizim için motive edici olabilir. Venüs 16 Mart'tan itibaren Boğa burcuna geçecek. İyicil bir etki bu. Venüs Boğa burcunda oldukça güçlü. Ayın başlarında biliyorsunuz Venüs ve Jüpiter Koç burcunda birleşiyorlar. Bu da çok şanslı bir açıdır ki ayın başlarında sizin için de özellikle parasal konular olabilir. Beklediğiniz bazı ödemeler, gelir kaynaklarınızda bir rahatlama, hani buralarda bazı fırsatlar getirebilir. Ayın 16'sından itibaren Venüs'ün Boğa burcunda ilerleyecek olması biraz daha ilişkiler, yakın çevre ilişkilerinizde sevgi, ilgi, alaka, kardeş ilişkileri, akraba ilişkileri veya komşulardan alabileceğiniz destekler bakımından sizin için daha yardımcı olmaya başlayabilir. Seyahatleriniz olabilir. Kısa uzun bazı seyahatleriniz ya da ziyaretler olabilir yakın çevreyle ilişkilerinizi güçlendirecek. Bunları ay ortasından itibaren hissetmeye başlayabilirsiniz. 7 Mart'ta Satürn Balık burcuna geçiyor. Kuşkusuz bu ayın en önemli transitlerinden birisi bu ama bu ayla sınırlı değil. Çünkü kolektif bir gezegen, uzun süreli bir etki. 2026'nın Şubat'ına kadar yaklaşık 3 yıl Satürn Balık burcunda kalacak ama tabii ki bu sizin için çok önemli bir transit. 30 yıllık bir döngü, 29-30 yıllık bir döngülerle burcumuza Satürn transitini deneyimleriz. Hayatımızda bize yeni dersler öğreten, bizi olgunlaştıran, büyüten bir etkidir bu. Zorlukları olabilir. Sorumluluklarımızda artışlar olabilir. Bu ayla sınırlı olmadığı için şimdi çok fazla bu konuda zaman kaybetmek istemiyorum. Ama Satürn'ün Balık burcundaki transitini anlattığım ayrıntılı bir video var. Demet Bağtacı YouTube kanalımda. Bu videoyu lütfen izleyiniz. Genel etkilerini lütfen özellikle izleyiniz sevgili balıklar. Evet, ayın 20'sinde Güneş Koç burcuna geçiyor. Artık ilkbahar ekinoksu. 21 Mart'ta da ekinoksa birleşen bir yeni ay var. Koç burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay para evinizde doğacak. Para evinizde doğacak yeni ay parasal kazançlarınızda size bir kapı açabilir. Yeni bir iş imkanı, kazanç imkanı,
yeteneklerinizi değerlendirme imkanı bulabilir. Maddi manevi güven arıyorsunuz. Jüpiter de Koç burcunda olduğu için aslında şanslısınız. Yani parasal konularda en şanslı burçlardan birisiniz. Şu ana kadar bu kaynaklarda bir artış olmasa bile önümüzdeki takip eden Mart ikinci yarısı Nisan ayında iyileşmeleri, parasal iyileşmeleri, kaynak artışlarını yine özellikle bu alanda hissedebilirsiniz. Kendinize ait bazı değerlerinizi de dönüştürmeniz, mal varlıklarınızı kullanmanız veya işte bazı yeteneklerinizi değerlendirerek para kazanmanız mümkün. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Öncü burçta doğan bir yeni ay, lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 0 ile 5 derecesi arasında gezegenleriniz bulunuyorsa bu Koç yeni ayı sizin için çok daha etkili olabilir, belirleyici olabilir. Ayın 23'ünde Plüto Kova burcuna geçecek. Bu da çok önemli bir transit. Kolektif alanda çok güçlü bir etki. 284 yıllık Plüto döngüsünde bu önümüzdeki 20 yılı 2044'e kadar kalacak, çünkü Plüto Kova burcunda ağır bir gezegen. Etkileri de çok geniş bir zamana yayılıyor. O yüzden bununla da ilgili detaylı bir video hazırladım. Yine Demet Bağtacı YouTube kanalında Plüto Kova videomuzu da lütfen izleyiniz genel bilgi olarak. Ayın 25'inden itibaren Mars Yengeç Burcu'nda ilerlemeye başlıyor. Yaklaşık 2 ay Mars Yengeç Burcu'nda olacak. Mars neredeyse, enerji oradadır. Bu nedenle Mars uzun süredir, biliyorsunuz, geçtiğimiz Ağustos'tan bu yana İkizler Burcu'nda sizin için zaman zaman zorlayıcı ve stresli bir açıdaydı. Özellikle özel yaşam, ev, yuva alanları, aile ilişkilerinde zorlanmış olabilirsiniz. Genel sağlık konularında biraz sıkıntı yaratmış olabilir. 25'inden itibaren Mars artık İkizler'deki bu uzun yolculuğunu bitirip Yengeç Burcu'na geçecek. Enerjinizi kişisel gelişiminizle ilgili alanlarda, yeteneklerinizi geliştirmek olabilir, hobilerle ilgilenmek olabilir, biraz daha duygusal konular, romantik konular, çocuklarla ilgili aktiviteler, bu alanlara önümüzdeki 1,5-2 ay enerjinizi daha fazla odaklayabilirsiniz sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.